Merhaba sevgili herkes. Berbat bir 2020 geçirdik öyle değil mi? Önce şehit haberleriyle yüreğimiz yandı. Sonra Elazığ depremi maalesef ki. Ardından korona, deprem, sel, hortum, çekirge istilası, kum fırtınası derken çok şükür 2021'e girdik. Birazcık mutlu olalım, birazcık tebessüm edelim, birazcık yüzümüz gülsün istiyoruz artık. Artık hak etmedik mi? Bu yıl sizlerle küçücük, sevimli, sohbet şinas bir program hazırladık. Biraz kahve, biraz şeker tadında Burcu'yla Az Şekerli'ye hepiniz hoş geldiniz. Programımızda müzik, sanat, kültür, eğlence her şey olacak. Her hafta çeşitli konuklarımızı ağırlayacağız birlikte. Programımızda kimler mi olacak? Sanatçılar, söz yazarları, müzisyenler, yazarlar, şairler, tiyatrocular, sinema oyuncuları ve psikologlar olacak. Her hafta tabii ki çok değerli saz arkadaşlarım Aytaç Dinletir, keman virtüözü Aytaç Dinletir ve klavyede İlker Kerpiçler bana eşlik ediyor olacak. Yine her hafta çeşitli konukları ağırlıyor olacağız sevgili izleyicilerimiz. Bu hafta çok değerli iki konuğum var aramızda. Biri Hüseyin Tuğra'nın, çok yakından tanıdığımız Hüseyin Tuğra'nın yeğeni Öznur Korkmaz ve çok merhaba, değerli kardeşi Özgür Korkmaz beyefendi aramızdalar. Öznur'cum hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok iyiyim. Çok iyi diyelim. Bugün programa konuk olduğumuz için iyiyim. Çünkü uzun süredir müzisyenler olarak çok bir şey yapmadığımız için bize de çok iyi geldi tabii buraya konuk olmak. Çok teşekkür ediyoruz davetiniz için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için, bizleri kırmadığınız için. Özgür'cüm sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sizinle tanışmak da keyifliydi. Harikasınız. Aytaş'cığım ve İlker'cim evet. De buradalar. Merhaba. Birazdan bana eşlik edecek. Hoş geldiniz canım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok merhaba. Sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Hadi bakalım hayırlısı. Evet Öznur'cum seni biraz tanımak istiyoruz. Öznur Korkmaz kimdir? Ne yapar? Ege Üniversitesi mezunuyum. Ses eğitim mezunuyum. İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosunda çalışıyorum. Hem solist hem de flüt çalıyorum orada. Bir albümüm var ve 4 tane single çalışmam var. Yeni bir albüm çıktı galiba. Evet, bu son ne zaman? 12 Şubat'ta tekli bir çalışma çıkarttık. Uyan adlı şarkımızı yayınladık. Uyan, evet. Tüm dijital platformlardan satın alabilirsiniz ve klibimiz de YouTube üzerinde yayınlandı. Kadın cinayetlerini, klipte kadın cinayetlerini işledik. Evet. Evet, kanayan yaramız. Maalesef ki evet. Hepimizin. Her ay belki yüzlerce insanı kadın cinayetine kurban veriyoruz. Ne yazık ki. Çok da iyi bir yere değinmişsin Özgür'cüm. Evet, onu da konuşuruz. Söyleyecek miyiz o parçayı da ilerleyen dakikalarda? Eğer şey olarak verirsek çok sevinirim. Yayında, evet, kliple beraber. Klibimizi zaten yayında da izleyeceğiz. Evet. Birazdan sizler de görmüş olacaksınız. Peki Öznur, müziğe ne zaman başladın? Orta 2. Yani normalde tabii çocukluk yıllardan zaten başladık ama kursa başlama, eğitim alma orta 2'de başladı. Orta 2. O zaman tabii orta 2, hani bir 3-5 diyemiyorum şu an. Şimdi sistem değiştiği için. Bandoda yan flüt. Yan flüt çalıyorum bandoda. Ne zaman başladı? O bir 10 yıllık bir mevzu var tabii. 10 yıllık geçmişim harika. Var. Valla ben de kesinlikle bir müzik aleti çalmayı çok isterdim. Ancak bu konuda yeteneksizim galiba. Ya müzik aleti evet biraz olmadı. Zor hakikaten. O bir değilmiş. Bence o bir değilmiş. Yok hayır tabii değil ki mi? Değil. Tabii ki değil. Mutlaka emek sarf etmek, kesinlikle. Uğraş vermek gerekiyor. Evet. Özgür sen? Ben de aktif müzik hayatıma devam ediyorum. İstanbul'da ikamet ediyorum. İşte bu pandemi sebebiyle İzmir'e ailemin yanına bir dönüş yaptım. Şu düzenin, ortamın artık temizlenmesini bekliyoruz. Müziğe devam. Müziğe devam. Pandemi gerçekten derin yaramız oldu değil mi? Bu konuya da değinmek ister misin? Seni de etkiledi mi pandemi? Tabii ki etkiledi. Bütün müzik programlarımız, her şey bir anda kesildi. Sahneye çıkamıyoruz, müzik yapamıyoruz.
bütün müzisyen arkadaşlarımız çok büyük zorluklar yaşadılar. Hatta intihar edenler oldu, duymuşsunuzdur, haberleri hep geliyor bütün maalesef arkadaşlarımız. Geçen hafta evet, zaten çok, bir çok kayıp verdik. İzmir'den de özellikle bizi gerçekten derinden üzdü. Bununla ilgili bir şeyler yapılması lazım. Bir de biz işte kendi çabamızla tüm müzisyen arkadaşlarımızla bir araya gelip işte ne yapabiliriz diye bir konuşmalar yapıp en son hani en iyi yapabileceğimiz en azından şimdilik YouTube kanalları üzerinden gidelim istedik. Hani o yüzden buradan dinleyenlerimize de söylüyorum. Gerçekten bizlerin YouTube kanalına üye olmak, şarkılarımızı, türkülerimizi oradan dinlemek bize çok büyük destek olacaktır. Buna duyarsız kalmamamız gerekiyor. Hani tüm müzisyenlere de bu şekilde destek olabiliriz en azından. Ve müzik programlarını ertelemememiz gerekiyor. Yani bu kadar müziğe de ikinci planda bakmamamız gerekiyor. Bu da bizim işimiz. Müzik emekçisiyiz biz de. Her şeyden önce biz de bir müzik emekçisiyiz. Biz de buradan para kazanıyoruz. Kesinlikle. Ve çok zor yani müzik aleti yani çalmak müzik da çok zor. Müzik bir hobiymiş gibi davranılıyor. Ancak bu herkesin gerçekten bir ekmek kapısı. Biz İnsanlar üzüntümüzü de acımızı da müzikle yaşıyoruz. Hani, evet hobi değil aslında. Ve bir müzik aleti çalmak çok zordur. Müzik aleti çalma ne kadar zor olduğunu kursa gidenler daha iyi anlarlar. Öyle hemen alıp çalamıyorsunuz yani. Yere oluyor, değil saatlerce mi? Çalışmanız gerekir. Bir gün terapi çalmasanız. Terapi de oluyor tabii canım. Evet. Yani. Acıyla evet. mı besleniyoruz? Yok müzik aleti çalmak. Harika bir şey. Kesinlikle öyle. Şey yani. Ama çok da önemli. Zordur. Çok meşakkatli bir yoldur. Kesinlikle. Takdir görülmesi gerekiyor. Kesinlikle görülmesi gerekirken. Müzisyenlere sahip çıkılması gerekiyor gerçekten kesinlikle, de. Kesinlikle evet. O yüzden hani en azından sosyal medya hesaplarından takip edip bizim emeklerle hazırladığımız çalışmaları paylaşıp, dinleyip oralardan bize abone olurlarsa daha iyi destek verebilirler. En azından şu dönemde. O halde Öznur Korkmaz'ı ne yapıyoruz? Takip ediyoruz. Takip ediyoruz. Öznur'cum bize bir şarkı söyler misin? Evet, bir Neşet Usta'dan söyleyelim. Neşet Ertaş. Evet. Onu da saygıyla anıyoruz. Neşet Ertaş'ı da saygıyla anıyoruz. Evet. Thank you.
Ben ise yandım dünyayı gönlümce olacak sandım. Boş yere ağladım, boş yere yandım rengi gönlümden solan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen. Harikasın Öznur'cum gerçekten. Ağzına sağlık, elinize sağlık. Bayıldım, muhteşemsiniz. Gerçekten Neşet Baba'ya buradan saygıyla, rahmetle anıyoruz. Evet. Neşet Baba'yı çok seviyoruz. 2013'te kaybetmiştik kendisini, Bozkır'ın tezenesi. Evet. Gerçekten rahmetle anmış olduk, çok güzel oldu. Öznur'cum senin besten var mı ya da söz yazarlığı yapıyor musun? Evet, bestelerim çok fazla oldu. Sözde aslında söz çok kolay yazamıyorum. Bir tane son işte 2 yıl önce FM Çukuru'nda İzmir'de biliyorsunuz çok büyük bir yangın oldu. Günlerce sürdü. FM Çukuru hatta kalmadı. Biz de Büyükşehir Belediyesi'nde disk genel iş olarak oranın korosunu çalıştırıyorum. Aynı zamanda koro şefliği yapıyorum. Bir projeye hazırladık. Harika. Bununla ilgili ben de FM Çukuru'nda yanan ormanlar için bir söz yazdım. Çok da beğenildi. Bu sözün üzerine işte bir hemen bütün arkadaşlarla bir araya gelip böyle doğa için çal gibi bir şey yaptık. Hepimiz birer küçük bir yer okuduk. Ondan sonra orada bir klip çektik. Onun sözünü yazmıştım. Onun dışında diğerlerini çok da yayınlamadım. Söyleyebilecek miyiz? Yani şu an onun için hani enstrüman falan hani ayarlamadığımız için. Ama yayınlayabiliriz için. Evet, belki bu zaten yayında da var. Evet. Yayınlayabiliriz. Bunun için evet. Evet. Çukuru için yaptığımızı yayınlayabiliriz. Harika. Bu yetenek olayı genlerden gelen bir şey. Yani bu kesinlikle artık sizden sonra da doğrulanmış bir şey. Hüseyin Turan'dan sonra sizlerin de bu kadar yetenekli evet. olması normal bir şey değil. Değil mi? Genlerden yani, geliyor evet. yani belli tabii ki. Öyle oluyor. Yani anne baba da öyle mi? Evet. Hani sadece anne tarafında var zaten Hüseyin dayım. Baba tarafı da aynı şekilde. Hepsi hem bağlama yapım ustaları çok fazla. Hem de çoğunun albümü vardır, öyle söyleyeyim, ailede birçok kişinin albümleri vardır. Hepsi çalar, söyler. Bizde de böyle çocukluktan başlar yani bu aile içerisinde. Böyle büyüdük açıkçası. O yüzden de hepimizin bir yeteneği vardır. En kötüsü söyler yani, hiç çalmasa. Harikasınız gerçekten. Ben sizden de bir şey isteyeceğim ama... Ben bugün hakkımı Öznur'a... O zaman bir şarkı daha Öznur'dan alalım. Tamam. Şeyhan Sarhoş. Kalbimden içimdeki sancı sarhoş, içimdeki sancı sarhoş. Han sarhoş, hancı sarhoş, yolda yabancı sarhoş. El çek tabip kalbimden içimdeki sancı sarhoş, içimdeki sancı sarhoş.
çaylar içinde. Deniz vurgununun yaresi bir hoş, bir hoş. Han sarhoş, hancı sarhoş, yolda yamancı sarhoş. El çek tabip kalbimden, içimdeki sancı sarhoş, içimdeki sancı sarhoş. Han sarhoş, hancı sarhoş, yolda yamancı sarhoş. El çek tabip kalbimden, içimdeki sancı sarhoş, içimdeki sancı sarhoş. Teşekkürler, sağ olun. Harikasınız gerçekten de. Evet sevgili izleyiciler, benim de çok değerli iki sahne arkadaşım burada. Tabii biz de pandemi olmadan önce her hafta sahneye çıkıyorduk. Ancak yaklaşık bir senedir neredeyse çıkamıyoruz. Sahneye çıkamıyoruz. Bir üç aylık bir periyot vardı. Bir ay çıkabildik yazın, galiba, evet. Değil mi? Şöyle bir ay bir dönem sanki oldu. Bir şeyler oldu. Sonra gene ara verdik. Ve benim çok değerli arkadaşlarım da var. Onlar da şöyle yandan yandan bir bakıyorlar. Bir tane de biz söyleyelim, değil mi? Evet, büklüm büklüm yapalım mı Aytaş'cığım? La alalım. Ne söylesen, ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderinden, ele geçmez istediğin. Uğruna savaş vermediysen, ne söylesen, ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderinden, ele geçmez istedin. Uğruna savaş vermediysen, sanki seni boy gibi, sanki yeniden doğar gibi, sanki zaman zaman ölür gibi. Acısını, çilesini çekmediysen, hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhumda, hani solan gözlerle kapımda, bekleyen dargın anıların gibi. Hani büklüm büklüm boynumda, hani paramparça ruhunda, hani solan gözlerle kapımda, bekleyen dargın anıların gibi. Harikasın.
sevilmeden de sevmeyi, ne özlediğini bilmeyi, acı da olsa yine gerçeği görüp de söylemeyi bilmediysen, sevilmeden de sevmeyi, ne özlediğini bilmeyi, acı da olsa yine gerçeği görüp de söylemeyi bilmediysen, sanki seni var gibi, sanki yeniden doğar gibi, sanki zaman zaman ölür gibi, acısını çilesini çekmediysen, hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhumda, hani solan gözlerle kapımda bekleyen dargın anıların gibi, hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhumda, hani solan gözlerle kapımda bekleyen dargın anılarım gibi. Teşekkürler Aytaş'ım, İlker'cim. Valla harikasınız, çok mersi. Evet, bir Uyan değil mi? Evet. Uyan albümü çıktı. Uyan... Zamanıdır artık kötü rüyalardan uyanmanın diyerek. Artık uyanalım değil mi? Korona da evet. Bitsin. Biz her konuda uyanalım, yani. İstiyoruz. Gerçekten çok sıkılmadık mı? Karantinadan çok sıkıldık. Ev hapislerinden çok sıkıldık. Müziğe dur denmesinden çok sıkıldık. Artık uyanalım istiyoruz. Uyan'ın evet. Bir hikayesi var mı? Tabii yazan arkadaşımız Zafer Güler, söz müzik Zafer Güler'e ait. Onun bir hikayesi var. Bir arkadaşına ithafen yazıyor. Çok morali bozuk olduğu bir zamanda arkadaşı için yazmış bunu. Yani umudumuz hala var demek istemiş. Küllerinden dirilip doğma vakti. Hani diyoruz bin bir umutla her şey güzel olacak ya diyor şarkıda. Hiç küllerinden doğduğunu hissettiğin an oldu mu? Böyle tabii ki. Çok kötü olduğunu düşünüp de tekrar küllerimden evet. Doğacağım artık yine her şey bana gülecek dediğim bir an oldu mu? Tabii ki oldu. Mesela konservatuvarı kazandığımı öğrendiğimde olmuştu. O duyguyu harikasın. Herhalde en çok o zaman yaşamıştım. Sana bir şey söyleyeyim. Ben gerçekten konservatuvar okumayı çok isterdim. Hani konservatuvar mı, edebiyat öğretmenliği mi? Ailenin çocuklara, kız çocuklara özellikle bir yaptırımı vardır ya, ya öğretmen olacaksındır ya hemşire olacaksındır, bir baskı vardır ya. Öğretmen olmam gerektiğini düşündüler. Öğretmen ol. Müzik öğretmeni de olabilirdiniz. Mesleğimi çok seviyorum ama Türkçe edebiyat öğretmeniyim. Ben de mesleğimi çok seviyorum ama evet. Konservatuvar okumayı ve bir müzik aleti çalmayı gerçekten çok isterdim. O yüzden şöyle bir yandan kıskançlıkla bakıyorum sana. Tavsiye gerçekten. Ederiz. Müzik aleti öğrenmek için geç kalmış sayılmazsınız. Her yaşta her zaman öğrenilebilir. En azından kendiniz için oturup şöyle kendinize meşk edebilirsiniz. Yani bir keman çok... öğrenmek istiyorum aslında. Keman da zordur yani. Arkadaşım ders verir misin bana? Her zaman. Harika. Yaylı çalgı zor ama yerden başladı, zor yani. Yerden. Aslında keman öğrenmek çok zor değil mi hocam? Yani çünkü üzerinde perdeler olmadığı için kulağınızın çok iyi olması lazım ki sesleri doğru yerlere basabilirsiniz. Kulağım iyi mi peki konservatuarlar olarak? Yani okuduğunuza göre evet. Kulağınız iyi. Var mı? Yetenek var mı yani? Olur mu? Tabii ki. Tamam. Belki bir kemanım var ama aldım keman. İnşallah başlamak istiyorum. Evet, Uyan'a geri dönelim. Evet. Klibimiz çekti. Hatta Uluç Erdem Ersen evet. Çekti. Sevgili Burcu Ersen'in kardeşi klibimizi yönetmen çekti. Yönetmen kardeşim Uluç ama Erdem Ersen çekti. Hakikaten klibi. Güzel bir klip oldu. Ülkenin kanayan yarası, kadın cinayetlerini işledik.
hepimizin bir el atması lazım. Gene kadın cinayetlerini durdurabilmek için gene biz kadınların hareket etmesi gerekir diye düşünüyorum. Öncelikle ailede başlar. Bir çocuğun yetişmesi için de tabii ki bir annenin rolü çok büyük. Özellikle erkek evlatları yetiştirmek gerçekten ciddi bir meşakkat. Ebeveynlere buradan söylüyorum, sesleniyorum. Ve ben özellikle şunu hep söylerim, yazılarımda da paylaşırım. Bence anne baba olmanın bir ehliyeti olmalı. Kesinlikle bunu düşünüyorum. Herkes anne baba olmasın. Sonra işte tecavüzcüler, kadın cinayetleri, çocuk istismarcıları ortaya çıkıyor. Bunları yetiştiren de bir anne baba ve dolayısıyla anne babanın gerçekten bir ehliyeti olmalı. Ebeveyn olmak kolay olmamalı bu kadar diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hatta bugün bir psikolog yazısı dikkatimi çekmişti Twitter üzerinden. Ben de onu kadınların okumak isterim. Hani kadınların yaşadığı psikolojik sorunların büyük bir oranı erkek egemen kültür ile bu kültüre hiç sorgulamadan hizmet eden annelerin eseridir diye yazmış. Hakikaten öyle. Bizim de buna dur dememiz için annelerin, yani kadınların, o yüzden herkes bas bas bağırıyor. İlk önce kadınların okuması lazım, kadınları eğitelim, kadınları eğitelim diye. Kadından başlıyor bu işler. Erkek egemen topluma son vermek için galiba gerekli. Asıl öğretmen hayatta annedir. Anne yani, değil mi? Evet, anneden çok şey öğreniyoruz çünkü. Anne eğitilirse çocuk da eğitilir. Evet. İhtiyaç kalmayabilir. Kesinlikle. Yani sen erkek adamsın cümlesiyle başlayan şeyleri kaldırmamız lazım. Kesinlikle. Kelimeleri kaldırmamız lazım. Erkeksin, elinin kiri yaparsın. Evet. Bu tarz cümleleri kesinlikle kaldırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Okullarda o yüzden öğretmenlere de çok işler düşüyor burada. Yani çocuklara oradan başlanması gerekiyor. Aynen. Erkek egemenliğini kaldırmak için. Eşit olduğumuzu. Hepimiz eşitiz zaten. Bak, eşit şartlarda buradayız. Evet. Doğru değil mi? Evet. Yani bunu istiyoruz, en azından bunu istiyoruz. Bir şarkı daha alalım mı Özgürcüğüm? Tabii. Sende? Sen çal. O sana bırakayım. Thank you.
Şahinim var, bazlarım var, tel aldı aşkım, sazlarım var. Şahinim var, bazlarım var, tel aldı aşkım, sazlarım var. Yârim gizli sözlerim var, dilemiyorum ele karşı. Yârim gizli sözlerim. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz öyle artık. Aytaş'ım, bir seninle başım dert de alabilir miyiz? Bazı gün barışırsın,
bazı günde kaybolur. Hasrete karışırsın, bazı gün darılırsın, bazı gün barışırsın, bazı günde kaybolur. Hasrete karışırsın, her gün deşiyorsun. Ah tutuyorsun beni, ah bir demece gibisin. Ah çözemedim ben seni, seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyordum. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Harikasın Aytaş. Çok teşekkürler. Bayıldık. Evet, sona yaklaşıyoruz. Artık klibimizi de izlememiz gerekiyor. Değil evet. mi? Klibimizi yayınlayalım evet. mutlaka. Bugün Burcu ile Az Şekerli'ye sevgili konuklarımız Öznur Korkmaz ve Özgür Korkmaz beyefendi yanımızdaydı. Çok değerli emektar arkadaşlarım Aytaş Dinletir ve İlker Kerpişçiler bizlerleydi. Ve bizleri ağırlayan, bugün burada bizleri misafir eden Kütahya Porselen'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize mekanlarını açtılar. Çok teşekkür ediyoruz. Her hafta Burcu ile Az Şekerli sizlerle, sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Mutlaka bekliyoruz. Haftaya farklı evet. konuklarla, değil mi? Hoşça kalın, dostça kalın efendim. Görüşmek üzere. Zamanı geldi de geçti vakit.
anidir.